Evet, bir sonraki ranked videomuza geldik. 1436 puandaydık. Gene şampiyon 3'ten devam ediyoruz. Tabii ben her zamanki gibi klavyeyi unuttum. Her girişte atıyorum. Açayım şuraya. Tamamdır. Son iki maçımızda enteresan iki arkadaş gelmişti. Nasıl olduysa iki maçı da almıştık. Biraz şansımıza sanırım. Bakalım Grand Şampiyon'a doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Daha doğrusu küme 3 ile küme 4 var önümüzde ama Grand Şampiyon'a gelirsek artık 2 VS'lere geçeceğiz. Yoksa ömrüm boyunca herhalde Şampiyon 3 Ranked videosu atacağım burada. Şimdi puanlamalarımıza bakalım. Puanlar eşit görünüyor. Karşı tarafta eşit, bizim tarafta eşit. Bakalım nasıl bir maç çıkacak. Bizim adamımız orada. Ben onun arkasına geçeyim. O zaten kaçıracak pozisyondaydı. Oo, çok güzel oldu. Adamın yanlış vurduğu top çok kötü gitti onun için. Sanırım ilk maçı olabilir belki. Hani bazen ilk maça girdiğiniz zaman adaptasyon sorunu yaşıyor olabiliyorsunuz. Ben de dedi. Hemen onu müsaade edelim. Topa çıksın. 1-0 öndeyiz. Şampiyon 3 rütbesinde olduğumuz için biraz daha dikkatli oynamamız gerekecek. Bu adamlar fazla hata affetmeyen adamlar ama sanırım şanssız maçlarında önlerde. Kötü kaldı top. İzleyelim bakalım ne yapmışlar. Oo, aynen. Kaleden çıkan adamın ya aşağıda topun altında bir adam var mı yok mu? Ona bir bakması lazım normal şartlarda. Sanırım bakmamış. O yüzden de öyle bir durumun olması çok normal. Şöyle değebilir miyim diye bir denedim ama sanırım hayır. Kalede var değil mi adamımız? Aynen. Göremeyince bir an korktum. Şöyle ileri doğru atacağım ona. Bizim bu tarafta sıkıntılı bir durum yaşamaktansa. Şöyle arkadan gelen için pas deneyeceğim. Güzel boostum da çıktı hemen. Güzel düşündü aslında da. Çok enteresan şeyler oldu orada. Topu göremiyorum ama biraz kızgın oynuyorlar. Tabii bende de biraz daha bir ısınmam gerekiyor oyuna az daha dedim. Bizim adamlar orada kaçırdılar. Oyun kızışmaya başladı. Orada dokunsaydı hiçbir şey olmayacaktı ama sanırım kaleye gireceğini hesap edemedi orada. Bu biraz riskli bir top. Şöyle vuracağım ama diğerine. Yanımızı koyalım hemen. Bana doğru dönecek aynen. Şöyle aslında biraz daha iyi bir açıyla kalsam tatlı olabilirdi ama çok tersime geldi benim. Şimdi dikkatli olmam lazım. Aynen. Ustumu çok bitirdim oraya gelene kadar. O yüzden ona devam edemiyorum. Bu adam kesecektir ama. Karşı tarafta biri çok acemice oynuyor. Gerçekten enteresan topları atlıyor. Yani normalde atlamaması lazım. Çok basit hatalar yapmaya çalışıyor. Bizde niye kimse yok ya? Herkes mi pozisyon bekliyor orada? Sanırım şu şey miydi ya? Gerçi o adama çarptı da. Bir arkadaş gerçekten birazcık böyle acemice atlamalar falan yapıyor karşıda. Ben de dedi ona bırakıyoruz. Oo, biraz hızlı deneyeyim dedim ama hafiften açıldı oradan. Güzel. İkisi de önde. Ben o yüzden geri dönüyorum şimdi. Aslında direkt hemen tık tık oradan duvara yapışıp duvardan tekrardan ayrılacaktım. Yapıştım ama adam çarptı bana bu sefer. Orada direkt vurmak yerine duvara yapışıp duvardan direkt hızlıca vurayım diye düşünmüştüm. Adam da bana doğru gelince yapacak bir şeyim kalmadı orada.
Oğlum iki kişi atladı, ikisi de kaçırdı. Ne oluyor anlamadım ki. Enteresan şeyler oluyor. Neler oluyor? Neler oluyor? Güzel geçti top bu arada. Adamımız çıkıyor. Şimdi biz bir keselim. Tekini kesemeyeceğiz ama. Şimdi güzel. İcraat yok. Arkamdan sekseydi. Bir şey olacaktı. Şöyle bir daha yapayım ya. Güzel bir şekilde olmadı. Gol mü? Aynen, güzel. Teamplay olarak güzel oynuyoruz. Yani ben de hata yapsam da biraz. Bir iki tane hatam oldu çünkü ama. Oluyor bazen maçlarda. Yine teamplay'de şu an puanlamalarımız da eşit. Herkes güzel oynuyor. Karşı taraf da aslında bir kişi haricinde güzel oynuyor. Bir kişi... Birkaç tane hatasını gördüm ama şu an göremiyorum tabii. Turbom yok diye işaret göndermeye çalıştım ama biraz karıştı orası da. Şöyle yapacağım. Gol mü? O da gol. Güzel oldu. Bizdeki sezon 11 Big Champ'mış Maximus diye biri. Aynen. Karşı tarafta zaten teslim alma oylaması verdi. Güzel. Sanırım küme 3'e... Ya bu maç çıktık ya da bir sonraki maç küme 3'e çıkacağız. Bir küme 4'ümüz kalıyor. Küme 4'ten sonra Grand Şampiyon'a geleceğiz artık. Bakalım. Küme 2'deyiz. Demek ki bir maç sonra falan verecek. Yaklaşık bir... Kaç tane maç kazanmamız gerekecek bizim? Şu an 36-9... 1445 puandayız. Ortalama 9 puan verse... 7 maç falan kazandığımız zaman Grand Şampiyon olacağız eğer kaybetmeden kazanırsak. Kaybedersek de 7 maçın üzerine artı ekstralar gelecek haliyle. Ben... Maç atmaya devam ediyoruz bakalım. Maçta bug mı oldu acaba? Şunu tekrardan aratayım. Bulduğu zaman hemen tekrardan devam edeyim. Aynen buldu. Ayrıca bu arkaya şarkı falan da yapıyorum ama telifsiz müzikler diye yorum bunları. İnşallah sonradan başımızı ağrıtmaz bu telifsiz telif olayları. Bu anlamalara bakmadım ama. Şöyle bir yapalım. Hemen sağlam bir pozisyonumuza gelelim. Kenara doğru atacağım onu. Tam düz vuramayacaktım çünkü. Vuracak mısın? Güzel. Arkadaki adam yetişecek ona. Değil mi? Bu bump yedi orada ama. Güzeldi. Bizimkiler benden düşükler. Benim C2 gelmiş. Karşıda bir tane C3, iki tane C2 var. Bizde tek C3 olan benim. Bu güzeldi bu. Hareket yaptı yani. Tebrik konduruyorum arkadaşım sana. Hareket. Bu gol değil. Ama yakındı. Bu da gol değil. Oo, bir şey yapamazdım. Pisliğe geldi adam. Tam şey yani bizim adam vurmaz, ben aslında oraya çarpar ve soldan devam eder diye düşündüm. Bizim adam oraya vurunca arkama da dikkat etmedim ve durmak zorunda kaldım. Evet, takip edelim oyunu ama. Selim gibi olmalı. Biraz sert yapıştırayım dedim ama. Adam... Beni bozdu orada ya. Bana dokunmasıyla beni bozdu. Ben topa gidecektim. Orada bana bir dokunması beni şeyden çıkar, yörüngeden çıkarttı gittiğim yönden. Daha tuhaf gitti araba. Yani kesecektir onu.
Başlara biraz baskın oynuyor. Aynen. Biraz sıkıntı çekiyoruz bu konuyla alakalı. Yani hangi top dönse yapacak bir şey yok. Teslim olcular her zamanki gibi gene içimizde. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır, şaşırmadık. Adam oynamıyor bile hatta. Onu reportlayacağım. İtifana mıydı? Neydi o ismi? Aynen. Ya 3-0 olması önemli de 3-0'dan 4-3 çok dönem maç oldu. Böyle pislik yapmanın lüzumu yok yani. Bak. İşte aptal oynuyor, gerizekalı oynuyor. O yüzden zaten. Değil mi? Aynen. Yani artık kim... Gerçi Şampiyon 2 değil mi? Tabii onun pek umurunda olmayacaktır. Şampiyon 2'ler çok umursamıyor öyle. Şampiyon 3'e çıkmışım ya da çıkmamışım. Şampiyon 1'de kalmışım ya da kalmamışım. Biraz daha gözü kara oynarlar böyle. Şampiyon 1 biraz daha yüklenir böyle. Şampiyon 2'ye geleyim hadi rütbe çıkayım diye de. Bir de Şampiyon 3'ler iyi oynar böyle. Biraz kasmak için. Kaç önünden. Koyaramıyorsun zaten. Ben bu adamın oyununu gerçekten hiç sevmedim ya. Yani. Tuhaf oynuyor. Ama işte geliyor yani, yapacak hiçbir şey yok bunlar için. Gelir misin arkadan? Gelirsin. Bizimki ne yapıyor? Boş boş geziyor. Şu dedim abi. Sportman. İşte davranıştan abi. Teslim oldu vereceğim. Çünkü adam kendi kalesine gol atmaya çalışıyor. O kadar işsiz, o kadar beceriksiz bir adam. Gidecek bir maç olsun. Kendi düşünsün o. Ya bu oyun tarzıyla Şampiyon 1'de kim boostladıysa onu artık. Aptal insan işte ya. Şanssızlığımız bizim, yapacak bir şey yok. Hem oyunda hiçbir boka yaramıyor hem de aptal saplat teslim olma oynamaları, kaleleri, kaleye vurma oyla şeyleri. Hareketler. Yapacak bir şey yok. Bu adamlar bitmeyecek yani bu oyunda her zaman. En kötü tarafı uğraşıyorsun mesela. Şimdi tam ne güzel arka arkaya win streak yapmışsın. Bir tane gerizekalı bir oluyor. Geliyor yani oyuna. Oyunun ağzına sıçıyor. Ondan sonra çıkıyor oyundan, gidiyor. Ne bok yediği de belli değil. Gel de kızma ondan sonra. Arka arkaya bak, ne güzel maçlar attık. Güzel seri yakalıyorum. Bir tane bir işsizin biri geliyor. İlla o işsiz gelecek bir tane. Hani bu tarz oyunlarda bir de zorlanmanızın sebebi aslında karşı tarafın çok iyi olması da değil. Sizdeki o bir tane dengesiz adamın gereksiz topları atlaması ve hani oynamaması gereken bir oyun oynaması. Adam oynayacağı oyunu oynamıyor yani. Şampiyon 3'lerdesin burada. Adam gelmiş mesela, az önceki maçı biraz daha incelerseniz, gerekirse tekrardan izleyin bak. Aynı topa girmeler vesaire. Çok acemice tavırlar sergiliyordu yani. Diğer adamın da yapacak bir şey yoktu, benim de yoktu. Çünkü rütbe arttıkça bu tür adamlar takımınıza gelirse, karşı taraf 3 kişi canavar gibi oynarsa sıkıntı çekersiniz. Bunun açısını kapatmıştık. Güzel geldi adam aslında ama kale açısını kapattığım için arkadan gelen adam yoksa sıkıntı yoktu. Bu adam aslında güzel bir şey yaptı da ben öyle bir şey beklemediğim için terste kaldım. 45 boostumuz var. Sen nasıl vuracaksın? Bana mı geleceksin? Kim o? Aveo. Seni yazdım oğlum. Önüme denk gelirsen affetmeyeceğim seni. Hatta şöyle direkt bunları da yapayım diyeceğim de şansından top bizim tarafa döndü bu tarafa. Kessin onu. Adam çok yakındı. Gidecektim aslında da.
pozisyonu bozduk. Bizden gelen yok mu? Yokmuş. Biraz daha ters atalım tekrar. Güzel. Adam yapabileceği en iyi şeyi yaptı orada zaten. Şöyle pozisyon alayım. Yani ona devam etmesi gerekiyordu çünkü o... Adam bozamadım ya. Şansıma da önüme geldiklerinde adamların boost'u... Benim boost'um olmuyor daha doğrusu. Boost'um olmadığı için fazla bir şey yapamıyorum. Hemen boost bulmam lazım ya. Boost'suzluk yüzünden sıkıntı çekiyorum da. Güzel. Bizimki bayağı bir açtı oraya ama. Çık abi. Gel orada. Devam ediyor musun? Güzel. Bana kalmasın diye kendi ortaya attı ama güzel bir şey yaptı yani. Bizimki de bana bırakmıştı orada. Acaba boost'u ben alayım da sen yapıştır yani. Yapıştırır mısın? Yok. Neyse doğduğunda... İyi bir şey değildi. Bizimki doğduğu anda yapıştıracaktı onu ama... Bizimki de sanırım o yetişemez diye korktu direkt. Lop diye bizim kareye doğru yapıştırdı. Arkadan gelen vurmasın diye. Şu boost'un hemen çıkması lazım. Çıkmazsa... Şunu atlamaması lazım işte. Onu atlarsa işimiz iş. O top çünkü mesela arkada bir adamınız bekliyorsa o vursa daha hayırlı olacak. O topa vurmanın hiçbir anlamı yok. Şöyle ortaya gitsin. Gelir mi biri? Geldi ama blok yedi. Ustum olmadığı için yapacak bir şeyim yok. Turbo yok yani. Ne kurtarıştı ama demenin hiçbir anlamı yok orada yani. Turbom yok, yapacağım bir şey yok. Adam olsaydın da o topu kaçırmasaydın. Ne kurtarıştı ama diyor. Kendi kaçırdığı topu bu arada. Pislik yapmaya çalışıyor kendince. Kendi çok iyi oynadığı için. Fazla yukarılaştık. Senin önüne doğru bırakayım öyle. Harikasın ya. 10 numarasın ya. Duvardan topu oraya kadar götürüp... Bak hala atlıyor adam ya. Cık. O adama yapacak hiçbir şey yok ya. O adam her topu atlayan arkadaşlardan biri işte. Solo da rütbe kasmış. Kendini oynamayı bilen biri zanneden bir arkadaş daha. Üstüme düştü. Yapacak bir şey yok. Zaten son saniye kalmıştı artık. Çünkü diğer adam da geliyordu. Oradan sola doğru çıkartmaya çalışacaktım. Değdi mi değmedi mi görmedim de. Yapacak bir şey yok. Zaten bir maç kötü geldim abi. Diğer maçlar da hemen arka arkaya mutlaka gelirler. Yapacak bir şey yok. Neyse bakalım. 30. seriye kadar daha yolumuz var. Gene artı eksiye gireceğiz galiba. Şu PlayStation adamının gelmiş olmasıyla alakalı belki sıkıntı çekmiş olabiliriz ya. Çünkü PlayStation'la bilgisayar platformları biraz fark edebiliyor.
Abi bu çocuğu hatırladım. Seni bulacağım oğlum demiştim. Önüme denk gelme. Kendi takımımda bile olsan affetmeyeceğim seni. Oo. Ona değmen lazım lan. Devamı gelir mi? Gelmedi. Benim böyle koşu yoluma falan iş yaparlar mı ama? Bizim adam çıkmadı kaleden. Hani aslında geri dönecektim. Back atacaktım ama. Hala yok adam. Yani bu neden öyle yaptığını anlamış değilim. Tamam, güzel sektirmesi çok iyi oldu. Ya abi bu pislik oynamanın sebebi ne acaba ya? Hani git abi top peşinde koş biraz. Bak hala bak benim peşimde koşuyor, görüyor musun? Çok az daha vaktim olsaydı belki. Şöyle yapayım. Biraz zor bir toptu ama helal olsun, dokundu yani. Bu arada. Şöyle o tarafa, aslında bizim adam o tarafa boost alıp döner diye düşünmüştüm. Dönmeyince biraz tuhaf bir top gibi kaldı oraya. Ama onu düşünerek oraya attım. Ben de çıktım artık ona ya. Çıkmamam gerekiyordu ama ikimiz de artık orada çıkınca yapacak bir şey kalmadı. Şöyle koşu yoluna doğru atsam biraz zorlu ama double da gelse güzel olacaktı. İki kişi geldiler kesmeye. Bize dönme şansı çok büyüktü o topun ama biraz da şansla beraber dönmedi, iyi oldu yani. Ben de şöyle yaparım. Sen bana blok koy. Frene bastım ama önüme geldi. Önüme geldi orada. Güzeldi. Güzel gelen. Yok mu? Ben biraz daha yakındır diye düşündüm aslında. Direkt arkamdaysa o topa müdahale etsin diye. Sanırım o da arkadaymış. Biraz daha şöyle güvenli yere gideyim ben de. Böyle içine doğru. Abi çok enteresan. O topa bayağı mesafesi vardı görünürde. Burana ustum olmadığı için yapacağım bir şey yok. Ustum yok. Şimdi 1-4 demem lazım. Yani turbom yok bende 1-4. Boost, boost. Boost abi. Teşekkür ederim. Tam vaktindeydi. Güzel düşünerek attı. Adam da güzel fark etti. Maç çok çekişmeli, güzel gidiyor. Şöyle lap diye oturtsam. Ya lütfen ya. Bu nedir abi? Adamın hani o tarafta olduğunu görmedi mi acaba?
Gene başladı şanssızlığımız. Hadi bakalım. Ben de şöyle gireyim de belki bir karambol olur. Süre kalmadı artık yani. Yüklenebildiğimiz kadar yüklenmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Ney? Abi şakalar bunlar ya. Şu oyundaki 1 vs'e girip de en şanssız olan insan benimdir herhalde. Çok enteresan. Karşıma gelir, canavar gibi oynar. Benim takımıma bakıyorum, top kaçırır. Enteresan. Neyse, bugün de böyle yapmış olalım. Puanımız gene kaça düştü? 1415'e düştü sanırım, değil mi? Aynen. Eksi 20 yemiş olduk. Yapacak bir şey yok. Tüm maçlarımızı atıyoruz. İyisiyle kötüsüyle. Kendinize dikkat edin bakalım. Sonraki maçlarda görüşürüz.